Uyanık tilki bir köyde çiftçi baba adlı bir adam yaşarmış. Bir gün çift sürerken bir de bakmış ki bir ayı bir tilkiyi kovalıyor. Tilki hemen dağın eteğindeki bir mağaraya girmiş. Tabii ayı durur mu? O da hemen mağaraya girmiş. Bu arada çiftçi baba da mağaraya doğru gitmiş. O anda uyanık tilki mağaranın arka kapısından çıkmış, ayının arkasından usulca yaklaşmış. Ayıya öyle bir vurmuş ki, ayı tepe taklak düşmüş. Ayı bu durumdan çok utanmış. Hemen çiftçi babanın yanına gelmiş. Çiftçi babaya, "Eğer bu olayı birine anlatırsan seni gebertirim," demiş. Ayı ayrıca çiftçi babaya her gün 30-40 kilo et getirmeye söz vermiş. Günler böyle geçip gitmiş. Bir gün karısı çiftçi babaya, her gün bu et nereden geliyor, demiş. Çiftçi baba bunu söylemeye yanaşmamış. Kadın, eğer söylemezse köye çıkıp, böyle biri her gün bize et getiriyor, diyecekmiş. Çiftçi baba sonunda olayı karısına anlatır. Kadın duruma çok şaşırır. Çiftçi babanın olayı anlattığı ayının kulağına ilişir. Ayı çok sinirlenir. Çiftçi baba çok korkar. Çiftçi baba bir sabah tarlaya giderken tilkiyle karşılaşır. Ona olayı anlatır, çok korktuğunu söyler. Tilki çiftçi babaya korkmamasını söyler. Ayıya öyle bir oyun yapacağım ki, sen bile şaşıracaksın, der. Tilki anlatmaya başlar. Bak çiftçi baba, sen gidip ayıyı bulacaksın. Ondan özür dileyeceksin. Ne yapıp ne edip onu kandırıp sizin eve getireceksin. Sorarsa sana, ben tilkiyi kandırırım. Sen gel taşın altına gizlen, de. Çiftçi baba buna razı olur. Ayının yanına gider. Ayı ona tam saldıracakken ondan özür diler. Özrü için de ona tilkiyi getireceğini söyler. Ayı buna inanır. Çiftçi baba ayıyı getirip taşın altına gizler. Sonra gidip tilkiyi getirir. Tilki ayının taşın altında olduğunu bilir. Taşın üzerine basar. Çiftçi babaya, bunun altında ne var çiftçi baba, der. Çiftçi baba, bir şey yok, o taşın sesidir, der. Ayı tam çıkmak üzereyken tilki baltayla kafasına vurup ayıyı öldürür. Tabii çiftçi baba bu duruma çok seviniyor. Bu arada tilki, çiftçi babanın ineklerinden birinin memelerine saldırıyor. Tilki, çiftçi babaya, ben seni kurtardım, şimdi bu memeleri ben yiyeceğim, diyor. Çiftçi baba bu arada karnını guruldatıyor. Tilki birden korkuyor çiftçi babaya, o ses de ne çiftçi baba, diyor. Çiftçi baba, seferberlikte aç kalınca et en iyi yemiştim. Şimdi senin sesini duyunca onlar hırıldıyor, diyor. Tilki oradan son sürat uzaklaşıyor. Adam böylece bir beladan kurtuluyor.